Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen Atakan, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Atakan'ın cenazesi hastaneden alınarak Karaağaç Yeni Camisi'ne getirildi. Burada askeri tören düzenlendi. Parmağın adı! Kalk adı! Cenaze indir! Atakan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Gazi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askeri Erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için Allah razı olsun.